Selam olsun bizden, her karış toprağı şehit kanlarıyla yıkanmış, tarihlere sığmaz yurduma. Selam olsun bizden, hürriyet uğruna can veren yiğitlere. Selam olsun sınır boylarında bekleyenlere. Binlerce selam olsun. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilim, saygıdeğer Kıbrıs Bişkek temsilcisi, değerli akademisyenler ve sevgili arkadaşlar. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakülteleri tarafından müşterek organize edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. yıl dönümü kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz bugün Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yılı münasebetiyle teklif etmiş olduğunuz programa teşriflerinizden dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Bunlar tabii söz olarak kolay söyleniyor, Cumhuriyetin 93. yılı. Yani yıllar geçmiş, 93 sene geçmiş üstünde. Ama o Cumhuriyet nasıl kuruldu? İşte bütün mesele orada. Cumhuriyet nasıl kuruldu? Nereden geldi? Özellikle tabii sevgili gençler için de söylemek istiyorum bunu. Sevgili gençler, vatan sahibi olmak zordur. Devlet kurmak çok zordur. Ama bilelim ki vatanı korumak ve devleti ebed müddet, yani sonsuza kadar yaşatmak ondan çok daha zordur. Bedel ister. Bedelini ödemek gerekiyor. Hür olmak için. Şimdi bağımsızlık diyoruz. Tabii bu arada Kırgızistan'ımızın da Türk Cumhuriyetlerimizin de 25. bağımsızlık yılı. Onu da gönülden kutluyorum. 25. egemenlik yılı. Kutlu olsun. Bayramınız menen olsun. Sözsüz. Asmanda bolgun celek. Ardayın düğünü var oldukça var olsun. Dönür. Ardayın düğünü var olacak, var olsun. Şimdi biz Türkler tarihte hiçbir zaman ne vatansız kalmışız ne devletsiz kalmışız. Dünyada 4000'den fazla millet yaşar. Belki daha da fazla çünkü pek çoğu da tarih sayesinde silindi gitti. Kayboldu. Ama dünya var olduğu zamanla beri var olan bir millet var, Türk milleti. Kaybolmadı. 4000 yıllık tarihi var Enver Hoca burada. Herhalde en az 4000 yıllık. Bilinen tarih. Yazılan bilinen tarih 4000 yıllık. 4000 yıl boyunca bu dünya var olmuşsa Türkler var olmuş. Var olmuşsa esir mi olmuş, köle mi olmuş? Hayır. Devletleri her zaman var olmuş. Bu büyük milletin bundan sonra da hayatında devletleri de her zaman var olacak, vatanları da inşallah her zaman var olacak. Çünkü Türk milleti bunun bedelini her zaman ödedi, ödemeye de her zaman hazır. İşte 93 yıl evvel bir yeni devlet kurdu. Adı Türkiye Cumhuriyeti. Nereden geldik ona? Ona 630 senelik Osmanlı büyük devletinden, yüce devletinden geldik. Ama 630 sene sürdü. Dünyanın en büyük medeniyetini oluşturduk. Eşi, emsali, benzeri olmayan bir medeniyet kurduk. Ama maalesef sonunda çöktü. İnsanlar gibi. Devletlerin de ömrü sınırlı. Uzun da olsa bir gün ölüyor. Yenisini kurmaya hazır olmanız lazım. Mesela. Yenisini kurmaya hazır olmanız lazım. İşte Türkiye'deki kardeşlerimiz, Türkiye'de yaşayan Türk kardeşlerimiz, Türkler, en kötü zamanlarında devlet yıkılmış, Osmanlı Devleti bitti, Türklerin artık sonu geldi, kalanları da yeni Orta Asya'ya sürelim gitsin, bu Anadolu'yu eskiden olduğu gibi Roma'nın, Bizans'ın toprağı haline getirelim diyenlere başını kaldırdı ve dedi ki en son Türk toprağı düşmedikçe, bu topraklar kanıyla sulanmadıkça siz bu toprakları asla alıp kendinize mal edemezsiniz. 1000 yıllık Türk toprağı vatanımız aynı şekilde yine
Türklerin toprağı, vatanı ve devleti olacak. İşte bu büyük mücadele 1918'den sonra büyük harbi, birinci büyük harbi kaybettikten sonra sürdü. 1922'ye kadar çok büyük bedel ödedik. Ama topraklarımızı işgal eden 7 büyük devleti kovduk. Bunların adlarını tarihten bilirsiniz. Ama bugün büyük olanlar yine o zaman da büyüktü. Hepsini kovduk. Topraklarımızdan kovduk hepsini. Ve ondan sonra yeni bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu devleti kuran Büyük Atatürk'e. Bununla beraber bu kaderi paylaşamayız. Bu dava ve bu iman ve bu inanç yolunda hayatını seve seve kanını sel olup akıtan şehitlerimize, gazilerimize, onların bu fedakarlığını sinesine basıp acılarına dayanan annelere, babalara, yetim kalıp, dul kalıp bu acıyı hiçbir şekilde hissettirmeye, eşlere, oğullara, kızlara bir kere daha gönülden şükranlarımı sunuyor. Hepsinin hatırasını sinemizde yaşatıyor ve onların davasını sonuna kadar, sonu dediğimiz dünyanın sonu. Dünyanın sonuna kadar yaşatacağımızı burada bir kere daha Manas Üniversitesi'nin en yüksek iradesiyle ve en yüksek avazıyla Manas Üniversitesi camiası adına bütün herkese ilan ediyoruz. Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim. Osmanlı Devleti'nin takipçisi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyet İdaresi'ni seçmiştir. Cumhuriyet İdaresi esasen devletin millete dayanması ilkesidir. Halka dayanması ilkesidir. Bir sülaleye, bir soya, bir boya değil. Devletin milletin olması demektir. O bakımdan zamanın gelişmelerini de dikkate alarak Büyük Atatürk, büyük liderimiz bu tercihi yapmıştır. Halka dayanan, milletin devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bu devlet milli iradeye dayanır. Bu devlet demokrasiyle de taşlandırılarak vatandaşı en şerefli mevkiye taşımıştır. Cumhuriyet fazilettir de Atatürk. Ne demek cumhuriyet fazilettir? Sıradan vatandaşlar en itibarlıdır demek. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yoktur, hiçbir fark yoktur. Asiller, bilmem kimler ayrımı yoktur. Hepsi eşittir. Üstün olan kimdir? Hizmetini en iyi yapanlar. Kim en iyi hizmet yapıyorsa o üstündür. Bu kişi isterse devlette bir görevli olsun, bu kişi isterse tarlasını süren bir çiftçi olsun, bu kişi isterse her gün çocuklarını yetiştirip hayırlı evlat ol diye saçını süpürgeden bir anne olsun. Bu kişi isterse ülkesine hizmet etmek için işte burada bulunan şu sevgili gençler olsun. Bu kişi isterse onları yetiştirmek için gecesini gündüne katan işte bu hocalar olsun. Evet. Hepsi şerefli vatandaşlarımızdır. Ve bizim aramızda üstünlük yoktur. Değerli kardeşlerim, onun içindir ki bu tercihle ülkenin en uzak köşelerinden yol gitmez, kervan gitmez yerlerden fakir Anadolu çocukları devlete hizmet etmek için kapılar bulmuşlardır. Yollar, fırsatlar bulmuşlardır. Ve onların içerisinden bugün başbakanlar çıkmıştır. Cumhurbaşkanlarımız çıkmıştır. Bugünkü cumhurbaşkanımız bizler gibi, sizler gibi bir fakir Anadolu çocuğuydu. İşte bu rejim, bu sistem o kapıyı açmıştır. Burada oturanlarımız, ben kendim Türkiye'nin en çalışından hiç ile bir ayında yaşanan bir übrüdü, düğün öde gelen bir kişi katarı Hazır Burcu'da Türk Dönüyorsa adına sizlerine hizmet için ülkücülük bu. Türkiye'den gelip burada yaşayın.
bizge kim bu ülkücü belli desek, bizge mülkü belgen Cumhuriyet deken. Sistem. Asıl efendim, Cumhuriyeti her daim takta tutuş gerek. Başka yolcu. Panelin teması Türkiye Respublika zamanında ayıl çarbasının cana mal çarbasının dönümüşü, canaların Kırgızistan'da kolluğunun mümkünçülükleri. Öncelikle Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü kutluyor. Kardeş ülkelerimizin de 25. bağımsızlık yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek hepinize saygıyla selamlıyorum. Yine tarım ve hayvancılığın gelişim süreci 5 yılında aşer vergisini tamamen kaldırmıştır. Kooperatifler Kurumu yine aynı 1924 yılında birinci 5 yıllık sanayi planı devreye sokulmuştur. Türkiye hayvancılık politikalarının tarihi gelişimine baktığımızda hayvan potansiyeli açısından da ciddi kayıplar yaşanmıştır. Avrupa'da ve diğer ülkelerde hayvan yetiştiriciliğinin başında çiftçilerin tarımdaki gelişme var.